Ahlak konusunu her yerden çekiştirerek, kültürel köşelerimize çekilip olduğumuz yerden iyileri kötülere karar vererek falan konuşması hep mümkün. Piyasa bunu her yerden konuşuyor. Fakat bu ahlak hikayesi tüm toplumsal dokulara, yani dünyadaki tüm toplumsal sosyolojik yapıların içerisinde çeşitli kavramlarla yansıyor. İnsan, yani toplulukların hepsi ahlak kavramının kendisini ya etik seviyesinde ya da uygulamadaki ahlaki kurallar çerçevesinde kullanıyor. Bunun evrimsel bir kodu olmalı. O yüzden acık sohbet etmek istiyorum bu konuda. Evrimsel kodu olmayan hiçbir şey yok ki. Aha, yani gerek biyolojik evrimin gerek de kültürel evrimin içerisinde sırtını bir yere dayıyor olmalı ya da bir işlevi, mantıklı bir yeri olmalı. Azıcık onun sohbetini yapalım. Yani ahlaki biyolojiyle sorgulayalım gerçekten. Çok lazım. Yani her gün sohbetini yapsak yeri olan bir konu. Çünkü bizi zorluyor. Yani mesela şöyle katmanlarla sıkıntı çıkartıyor. Yani işte çalmayız, kimsenin malına zarar vermeyiz, almayız ya da ne bileyim en ufak birine zarar verecek olsam o canım gider yani. Hani bu konuda hiç istemeyiz. Ama işte askere gideceğim zaman bunu sembolik olarak kullanmayı seviyorum. İşte oğlan askere gideceğinde torpil yaptırmayı çok makul buluruz ve beceriklice buluruz. Bu mesela ahlaki olarak sorgulanma. Halbuki sen bir başkasının yerini kendi kişisel network becerilerinden kaynaklı gasp ediyorsun. Mesela bununla alakalı herhangi ahlaki olarak hiçbir şeyi sorgulamayız. Herkesin pisliği kendine temiz diye bir laf vardı. Ha, yani mesela çok kolaylıkla ahlaki anlamdaki tercihlerimizi manipüle edebiliyoruz. Yani toplumun kendi dokusuna göre, sosyolojik hareketinin kendisine göre ahlak kolaylıkla adı, ismi, vasfı, iyiler ya da kötüler tanımlaması kolaylıkla değiştirilebilir bir şey. Halbuki yani toplumsal sözleşmeden ara sıra bahsediyoruz. Bu arada Türkiye'de bu dokuda duran, bu konumda duran bir 20-30 tane kadar da adamız. Yani çeşitli yerlerde ya da zihinsel olarak bunu kontrol ettiğim için ben o adamlara rastlıyorum o dillerine. Bekir Ağar'dır bunlardan bir tanesidir. Dücane bunlardan bir tanesidir. Yani ortak dile ihtiyacımız olduğunu, ortak olarak bir zihinsel, duygusal tavrın insani olarak mümkün olabileceğini, bunu bulmadan da buraları yürütmenin mümkün olmadığını, konuştuğumuz birçok problemin aslında bu ortak dil eksikliğinden, ortak duygusal tanımları doğru yapamamanın getirisinden olduğunu konuşuyoruz. Ahlak da bunun en büyük atar damarı. Hani kalpten çıkan dört damardan bir tanesi. Toplumsal anlamda da ahlakla alakalı bir ortak dile, ortak kabule, herkesin standartlarının oluşturduğu bir yere getirmemiz gerekiyor. Ben burada bunu seviyorum, biyolojiye bağlamayı. Şimdi topu sana öyle atmak isteyeceğim. Gerçekten biyolojiden gelen bir mantıkla ahlakı nasıl kurmuşuz sence ya da nasıl kuruluyor, gelişiyor? Oh, gene büyük top geldi. Aynen ya, ağır bir top oldu. Sen onu artık elinde bir... Valla kafaya çıksam kafam kırılır ama konuşuruz bir yerlerinden. Yani sonuçta bir kere büyük bir konu. Yani Evet, onu çözümlemek zor. Ama büyük konuları parçalara ayırıp çözebilen bir zihnimiz olduğu için mesela ben her zaman önce neden bahsettiğimizin bir kavramsal tarifini tekrar hatırlamamız gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum yani. Ahlak, Arapça halk kökünden, aynı kökten aldığımız bir kelime. Halk yaratılış demek, yaratma demek. Ahlak ise yaratılışa uygun olan demek. Şimdi böyle baktığında insanın fabrika ayarlarından başka ahlak kitabı bulamazsın. Çok net söyleyeyim. Bir insanın insan organizması olarak neden yapıldığını, nasıl bu hale geldiğini ve hangi şartlarda optimum yaşadığını anlamadan vaaz ettiğin ahlak yapay ve yapıştırma bir şey olacak. Binlerce yıldır da biz bu biyoloji bilgisine, bu doğa görgüsüne, bu teknik içgörüye pek sahip olamadığımız için insana dair anlatılarımız büyük oranda ahlaka dair anlatılarımız birikmiş kültürel hikayelerden geliyor. Şimdi bizim en önemli sorunumuz zaten ne? Benim sürekli mücadele ettiğim şey ne? 10-15 bin senedir muhtemelen, hatta 5-6 bin senedir, son 5-6 bin senedir hızlanarak gelen birikimli kültürün biyolojik bir varlığa ettikleri. Çok önemli avantajlar sağlamış. Mesela teknik alanda devlet yönetimi, kanunlar, onlar bunlar. Mesela ne bileyim işte yolları nasıl yapacağım, barajı nasıl inşa edeceğim. Bunlar hep birikimli kültürle daha kolay çözebildiğim sorunlar haline gelmiş. Ama bazı şeyler özellikle İşte anlama dair, maneviyata dair, ahlaka dair, sosyal düzene, iyiye kötüye dair anlatılarda bazen ciddi problemler yaşıyoruz. Ve kültürden getirdiğimiz kod, hayatımızla, biyolojimizle, bizzat bedenimizin işleyişi ve dünyayla olan ilişkimizle taban tabana zıt da olsa, onlara inanmak zorunda, onlara tabi olmak zorunda olduğumuza iman etmiş olduğumuz için
hayatta bir sürtüşme yaşıyoruz ve ahlak bugün o yüzden insanların en önemli problemi olarak su yüzünde duruyor. Şimdi evrensel ahlak ilkeleri diye bir şey çıkarıyorsun. Bir getto grubu diyor ki neymiş lan evrensel? Kimsin sen? Neye göre konuşuyorsun? Çünkü o mesela onu otorite olarak kabul etmediği zaman, o ortak hikayeyi paylaşmadığı zaman onun iyi dediği şey öbürü için rahatlıkla kötü olabiliyor. Yani ahlak konusunda bir ortak zemin bulabilmek ancak bir kabile içinde mümkün. 150 kişiyle. Bağ toplumu. Evet. O kabile içerisinde anlaşırsın. İşte efendim senin nikahın olmayan karına, kadın bir başka kadına bakmak kötüdür. Efendim insan öldürmek kötüdür. Birinin malını çalmak kötüdür ama şunun malını çalmakta bir sıkıntı yoktur falan. Böyle kurallar koyarsın. O 150 kişilik bazı topluluğun kabul ettiği bir hikayeye dayanıyorsa bu, herkes bunu güzelce uygular. Şimdi problem, daha evvel bunu bir Canan'da da konuştuk. Ben bu arada sağda solda bunu söylemeyi çok seviyorum. Ben mesela insanın fabrikaları diye bir kitap yazıp ortaya koyuyorum. Diyorum ki her meşrepten, her ırktan, her yaştan, her meslekten insan için okusun. Burada onu ilgilendiren bir şey var. Fakat o kitapla ilgili değil ama benim başka söylediğim şeylere itiraz eden bazı insanlar bana öyle bir argüman sunuyorlar ki kendi kabilelerinde bile kabul görmeyen, kendi 150 kişilik gruplarında bile ulan gene bizimki bir şey dedi ama biz bunu nasıl tevil edeceğiz şimdi diye şüphe uyandıran arkaik bir argümanı bütün insanlığa söylenebilecek bir bilgiymiş ya da bir doğruymuş ya da bir ahlaki nasıl diyelim değermiş gibi ortaya koyabiliyor. Şimdi çok üzülüyorum mesela dünyada benim mensubiyetimi geç, dünyada 1.2 milyar insanın inandığı İslam diye bir dinin bazı ülkelerdeki devlet nezdindeki temsilcisi kurumların o dinle ilgili yaptıkları açıklamaların çok büyük bir kısmının cinsel organlarla sınırlı olması. Devamlı bacak arası bir ahlakın en büyük... İrlanda'da. İrlanda tabii ki bizimle de alakası yok. Anlayan anladı onu. Yani devamlı böyle bir takım dini kisveli ya da ünvanlı insanların çıkıp ha babam cinsel ahlak, kim kimle çiftleşecek falan filan. Biri yazmıştı Twitter'a çok hoşuma. Lan bu nasıl din ki her kim kimle yatacaktan başka derdi yok falan gibi. Böyle bir algı oluşmasının bir nedeni var. Şimdi siz aldığınız ahlaki kodları nakli bir yerden alıyorsanız, bir yerlerden devşire devşire getiriyorsanız, zaman değişiyor, koşullar değişiyor. Hepsinden kötüsü bağdan ağa geçmişin, bağ toplumundan ağ toplumuna. 5 milyar insanla yüz yüzesin. Hiç bilmediğin bir ülkedeki bir kadınla erkekle flörtleşebildiğin bir yerde yaşıyorsun. Bambaşka inançların, bakış açılarının, hayat müktesebatlarının karıştığı bir yerdesin. O kabile ahlakının burada çalışmayacağı, belki doğru olsa bile anlaşılamayacağı bir yerde olduğunu fark etmiyorsun. Yani dil değişti, şekil değişti ve orada çalışan o şey insanın doğasına, biyolojisine aykırı da olsa çalıştığı halde bugün çalışmayabilecek. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla günümüzde mesela ahlak meselesi niye dedim sürekli konuşulsa yarıdır. Bizim herkesin herkesle bağlı olduğu bir dünyada artık Danimarka'ya gittiğimizde, Güney Afrika'ya gittiğimizde, Kanada'ya, İzlanda'ya bir yere gittiğimizde değişmeyecek ve öbür insanlarla alışverişini yapabileceğimiz kodlara ihtiyacımız var. Mesela bu kodlar içerisinde biz bu kodları niye rahat organize edemiyoruz? Senin başta verdiğin örnekle çok alakası var. Sen bir ahlaki kod dizisi içinde yaşıyorsun. Bu yerel bir kod genellikle. Ama mesela çocuğunu askere gönderirken torpil yapmak bu kodlarda kayırılmış bir bölüm. Orası açıkta bırakılmış. Ama mesela bu gidiyorsun İzlanda'da, Kanada'da çalışmıyor bu. Şimdi öyle olduğu zaman da buraya kapanıp bunu kutsallaştırıp kendin için tek geçerli ahlaki kodlar silsilesi haline getirmek, öbürlerinin de ahlaksızlıklarını görmek eğiliminde oluyorsun. Çünkü kendi ahlaksızlığını görmemenin en kolay yolu başkasının sence kötü olan taraflarını öne çekmek. Ben bir ara internette de viral oldu işte. Gerçek ahlaksızlığın sırada insanların önüne geçmek, arabasının dörtlerini yakıp da yolun ortasında bırakmak olduğunu anladığımızda işte efendim ahlak bacak arasından çıkıp kortekse gelecek diye bir laf etmiştim. Buna çok kişi sinirlendi mesela. Çok kişi derken bir azınlık ama çok ses çıkarttılar, çok gibi gözüküyorlar. Bu azınlığın sinirlendiği şey batıda ama ahlaksız. Ne diyor ahlaksız derken oradaki ikili ilişkilere takmış. İnsanların kafasına göre takılması buradaki kodlara uygun olmadığı için buradaki tribünlere çok rahat kabul ettirebileceği bir argümanla kendi ahlaksızlığını o ahlak sistemi içerisinde koruyarak konfor alanında yaşamak istiyor. Yaptığı şey bu. O nedenle ahlakın biyolojik köküne bakmak artık bir gereksin. Uzun giriş oldu ama gerekçe bu. Artık çalışmaz. Kabile ahlakını dünyaya anlatamazsın. İsterse bunu bir din adına yap. Bak İslam dini, Hristiyanlık dini, Musevilik dini içerisinde öbek öbek binlerce farklı ahlaki hikaye, topluluk,
adet, edevat, bir sürü şey var. Dolayısıyla hiç kimse çıkıp da o grup adına bir şey diyemiyor artık. Diyorsun ki ben eymişim abi, Amerika'da bilmem nerede yaşıyorum, teknoloji kullanmam benim olayım budur. Tamam, sana kimse karışmaz ama tutup da o tarikattan, o mezhepten birisi. Bütün dünya böyle yapmalıdır, böyle yapmayan eşektir, haindir, cehennemliktir, kafirdir dediği zaman zurna çalarlar ona. Çalıyorlar da nitekim. Dolayısıyla biz ahlak denen şeyin yaratılışına uygun yaşamak, yani yapısına uygun yaşamak olduğunu kavradığımızda bu insan en optimal nasıl yaşar sorusunu soracağız. İnsanın fabrika ayarları. Yapacak bir şey yok. Bence çok lezzetli bir yere de pas ettin. Çünkü buradan mesela anlatımın içerisinden doğası gereği şu da çıktı. Ahlak sınırlarını sabit bir şekilde belirleyip de 50 yıl, 100 yıl boyunca bunun sabitliği üzerinde devam edebileceğimiz bir şey de değil. Değil tabii ki. Ahlak hareket eden, şekli değişen, zamanı ya da koşulların getirisine, formülüne göre biçimi değişen bir toplu kabul durumu. Yani burada aslında bir ahlak diye sınırlayıp biçimlendirebileceğimiz bir yapı yok. Ahlak diye biçimlendirdiğim şey aslında dışarıdaki insanların ortak ahlak diye bir şeyin varlığını kabulle alakalı bir şey. Yani nesnenin kendisinin bir önemi yok. Çünkü bugün öyle, yarın başka tür olabilir ahlaki tercihlerimiz. Abi bir de şey düşünsene, mesela zürafanın, zebranın, sölenterin, kertenkelenin niye ahlak derdi yok? Onlar niye konsorsiyumlar kurmuyorlar, kongreler yapmıyorlar bu konuda? Çünkü o canlıların yaratılışın dışında bir şey yapabilme şansı yok. Yani evrimsel ekipman neyse hayvan o sınırlar içinde yaşıyor. Yani kertenkele uçacağım olan uçacağım diye böyle bir şey yok yani. Orada kalabildikleri... Uçacağımdan öte bence şey, bizim bu amcaoğullarının bir yemeğini keselim de biz devam edelim. Mesela, böyle bir şey yok yani. Yani adam teritoryal savunmadır, odur budur, av-avcı ilişkisidir. Acık böyle cinsel seçilim kıskançlıkları dışında bir şey yok. Çünkü onun programı o. Bizim insanın problemini anlamak lazım. Ahlak diye bir sorun olan canlı demek ki ahlaksızlık yapabilme potansiyeli olduğu için böyle bir sorun taşıyor. Ki ahlaksızlık yapıyor. Yani ne olduğunu unuttuğu için başka bir şeymiş gibi yaşamaya çalışıyor. Mesela küçük tanrıcılık yapıyor. Ya da aslında tanrısal güçlere sahip olduğu zaman olduğu halde bildiğin ezik kurban modunda yaşıyor. Korktuğu için eziyet ediyor. İşte eziyet gördüğü için eline silah geçince başkasına eziyet ediyor. Şimdi bütün bu hikayeleri biz yapabildiğimiz için temelde hatırlanması gereken ve keşfedilmesi gereken bir süreç. Yani birisi dün bize bir ahlak yaptı, çok güzelmiş, biz bunu 4000 sene kullanalım, böyle bir dünya yok. Bir kere ne işin aslı, bizim açık beyinde de en çok tekrarladığımız kendini bil hikayesi, ifanın temelini oluşturan ana niyet, öyle geceden sabaha olacak olsaydı biz niye bu kadar uğraşıyoruz? Ömürlük, hatta yani belki insanlığın ömrü boyunca sürecek bir macera kendini bilmek. Sen kendini anladıkça ahlakına yaklaşacaksın. İnsan insanlığı anladıkça, insanın ne olduğunu fark ettikçe ahlaka yaklaşacak. Şimdi bugün diyorsun ki işte bilim şöyle aydınlanma güzel falan filan. Birileri hemen oradan onun tükakasını bulmaya çalışıyor. Çünkü bu iş zahmetli. Bu iş öyle falanca kitaptan okuyup, okuduğunu ağzınla tekrar edip de dışarıdan vay be ne süper herif, işte ne dindar, ne ahlaklı, ne erdemli denmesine benzemiyor. Söylemeyi değil, olmayı gerektiriyor. O yüzden insanların çoğunu tercih etmeyeceği ama bilgelerin bize hep uyardığı bir konu. Biz ne olduğunu unutan bir canlıyız. Sen de ben de bundan muaf değiliz. Her gün kendimizi rektifiye etmemiz, ulan bu yaptığım ahlaklı mı değil mi sorgusunu içsel olarak çözebilecek ustalığı geliştirmek zorundayız. Yoksa hep dışarıdan duyduğumuz ezber bir takım algoritmalara bağlı kalacağız ki o da kriz durumunda bizi hiçbir yere götürmeyecek. Yani yamyamlığın ahlaklı olduğu bir yerde yetiştiğini düşün. Böyle topluluklar vardı. İnşallah şimdi yoktur. Ama varmış geçmişte. Ya en azından ölmüş akrabanı yemenin dini vecibe olduğu bir durum düşün yani. Şimdi düşünsene, bir topluluk varmış, ölenlerini gömüyorlarmış. Allah belanızı versin, bu ne ahlaksızlık. Bazı ahlak algılarımız bu kadar absürt, bu kadar garip. Bazıları çok gerekli. Mesela birçok insan dini inanışların cinsellikle olan bu problemini ergen bir kafayla dinler uçsun, herkes sevişsin modunda böyle nefretle karşılıyor. Ulan insanın cinsellikle imtihanını bilmediğin için boş konuşuyorsun. Biz 10 bin senede sadece Kleopatra bilmem ne ya da ne bileyim aşil maşil hikayesi değil konu. Bütün savaşlar bundan çıktı. Bütün arızalar bundan. Bütün zenginlikler, güzellikler bunun için yapıldı. Mihrimah Sultan Kasrı bunun için dikildi Sinan tarafına. Ya bütün bu hikaye öyle yüksek enerjili bir şey ki
İnsan da zaptu rapt altına almazsan insanın hayatını kaydıracak şeylere sebep oluyor. Dolayısıyla cinsellik hemen tabu oldu. Cinsellik hemen kurallara bağlandı. Bu çok doğaldı. Ama bugün o arkaik ihtiyacın, arkaik araçlarıyla hareket edemezsin. O ihtiyaç hala duruyor. O ihtiyaç hala yeni. Ama bizim yeni araçlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu konuda yeni bir ahlak anlayışı geliştirmek için insanı tekrar bugünkü bilginle tekrar, yarın tekrar, ondan sonra tekrar masanın üstüne koyman lazım. Bu zor iş. Bazı şeylerin altını çizerek hatırlanır hale getirmek. Yani hani sohbeti yaparken işi kolaylaştırmak amacıyla. Bunlardan bir tanesi ahlakın kurallarının değiştiğini kabul etmek. Bu bir değişim ve akışkanın içerisinde. İkincisi, şimdi bu sohbetinle beraber yine altını çizmek istiyorum. Yani 150 kişilik yaşadığımız kabilemizle düşündüğümüz ahlak sınırını şimdi metropollere taşındıktan sonrasında çok daha yüksek sayıda insanla beraber düşünmeye ihtiyaç oluyor tekrar. Yani bunu İstanbul'da yaşıyorsan işte 15 milyonla, Türkiye'yi hesap ediyorsan 80 milyonla, dünyayı hesap ediyorsan da 8 milyarla planlamak zorunda olduğun bir şey. Ahlak, zihinsel bağ kurabildiğin, duygusal bağ kurabildiğin ya da üzerine düşünebildiğin insan sayısıyla oranlı bir ilişkisi var o zaman. Yani yani bu orana göre eğer 150 kişilik bir köyden geliyorsan o köy, yani işte halam amcama çok ayıp olur duygusuyla bir şey çalmazsın. Yani çalmanın aksaklığının bağı aslında böyle oluşuyor. Yani onların oluşturduğu bir şeyle. Ama yani bu çok sık yaşanan çözülmelerden bir tanesi. Köyden kalkıyorsun, şehre geliyorsun ve şehirdeki karmaşayla ve sayısal veriyle baş edemeyen zihin amcam burada mı değil, çalabilirim o zaman diyor. Yani aslında hani paralize edeyim konunun kendisini. Yani hani böyle bir şeye dönüyor. Burada herkes çalıyor galiba diyor. Yeni bir ahlak yaratmaya, yani oradaki o karmaşadan bir ilk ya akla gelen... Zaten yani hepimiz kendimizden çok iyi biliyoruz ki birçok konuda masum olmamızın sebebi yapacak fırsatımız olmamız. Evet, yani bizi toplum tutuyor. Bizi evet. Gözetleyenler tutuyor. Burada biraz sağduyu da mesela, sağduyu diye kullandığımız bir kavram var ya. Yani sağduyudan kasıt... Aslında şey, yani toplumun genel ortalamasının duyusu diye common kabul edelim. Common sense dedikleri evet, işte herkesin ortak şeyi. Yani sağduyuda biriktirebildiğin insan sayısı 150 kişi ise böyle, 15 milyonsa başka türlü bir, mesela böyle kabul edilebilir başka mi? Başka türlü bir common sense oluşacak zaten. Yani şöyle, evet. Mesela şimdi gene hani bu sağduyu ya da ne diyelim ona, kamuoyu fikri, common sense nasıl çevrilir bilemedim şimdi ama herkesin bakınca görebildiği ve üzerine rahat konsensüs sağlayabileceği bir şey var. Güneş doğuyor ve batıyor. Ama bilgi diyor ki güneş doğup batmıyor, yer dönüyor. Şimdi bunun için bir bilgelik düzeyine, bir bakmaya, görmeye vesaire ihtiyacım var. Ya da mesela işte herkes bugün hemen hemen bir şeyi bırakınca yere düşüyor, demek ki yer bunu çekiyor. Öyle olmuyor. Biri çıkıyor diyor ki bak biraz araştırdım, yer de onu çekiyor, o attığın şey de geri çekiyor. Yani o da değil, bu da değil. Yavaş yavaş biz öğrene öğrene sağduyumuza aykırı bir gerçeklik dokusuna nüfuz edip fark etmeye başlıyoruz. İşte biraz bilgelik sağduyuya aykırı olarak giden düşünce, işte araştırma, sorgulamaların neticesinde çıkıyor. Şimdi 150 kişilik grupta falanca şey iyi, filanca şey kötü olabilir. Fakat insanlık yeni bilgi edindikçe, farklı başlar, farklı gözler ona bakmaya başladıkça, baba ne yapıyorsunuz siz diye sormaya başladıkça biz ya direneceğiz, hayır hayır bu kutsal vedi falan filan, ya da bir dakika lan hakikaten bir bakalım yani. Mesela bu tartışma bu ülkede kurban bayramlarında hep yaşanır ya, apartmanın önünü kana bağırsağı mı bulayalım, yoksa bu işin aslı bir ibadettir, daha hijyenik koşullarda, daha kontrollü şekillerde biz bunu yapabilir miyiz? Şimdi bunu konuşabilme hali bir uygarlaşma ve bilgeleşme işareti. Ama hayır hayır illa işte ortalığa kanını fışkırtacağım, çocuğun alnına süreceğim, bilmem ne yapacağım diye o şekilde ısrar ediyorsan sen orada başka bir şey korumaya çalışıyorsun. Yani orada artık o eskiden kalma küçük bağ toplumu yapısının bırakmak istemediğin ve belki sana bir takım avantajlar, karlar sağlayan bir örüntüsü var. Artık bu konu ahlak değil. Bu konu güç gösterisi. Başka bir şey. Ben varım, ben istemiyorum falan. İnatlaşma, vırt tırt yani. Yani bir başka ahlaksızlık var aslında burada. Dolayısıyla ahlak hepimize lazım ve eğer mesela bunu inançlı insanlar aslında çok rahat anlatabilirsin. Herhangi bir dini inancı olan birisi kardeş olduğumuzu biliyor. Radikal Yahudi değilsen, onlar seçilmiş ya, o ayrı, onu koy bir kenara. Hepsi Adem'in çocukları, hepsi kardeş. Demek ki herkesin ortak ilgilenmesi gereken bir ahlaki kod sistemi var.
Herkes dininin bütün insanlık için olduğunu söylüyor. Niye köyünden dışarıda çalışmıyor? Bunu sorması lazım. Sıklıkla dedim ya, bugün Türkiye'deki bir Müslüman, bilmem neredeki bir Hindu, öbür taraftaki bir Hristiyan veya başka bir dinden biri. Kendi dininden olmayan birine ne öneriyor? Gidip mesela bak, bir altı çizilecek bir şey daha yakaladım sohbetin içerisinde. Ahlak 150 kişilik bir grubun içerisindeyken çok komplike, detaylı ve teferruatlı anlatılabilir. İşte tam anlayacak. Ama 15 milyonluk insanın içerisine girdiğinde ahlak süzülüp geride çok daha insani belli sınırların içerisinde kaldığı, o komplikasyonlarını ve detaylarını, işlemelerini bırakmamız gereken bir şeye dönüşüyor mesela. 10-15 kuralı aşmayacağız. Evet. Yani mesela kentin içerisinde bu çok sık rastladığım tuzaklardan bir tanesi. Şimdi bu dönemde ağırlıkla mesela kadınların davranışlarında görüyorum. Haklıyım ben durumu. Yani mesela bir şeyle ilgili çok haklı hissediyor kendini. Bu arada haklı da. Yani işte ne bileyim, kırmızı ışıkta geçecekten adam yeşilde geçmiş, bilmem ne olmuş. Çok haklılık duygusu bir tür tuzak oluşturuyor ve ahlaki olarak sınırı sorgulanabilecek bir davranışa dönebiliyor. Halbuki senin oradaki haklılık tuzağının üstünde karşı tarafında insan olduğu, tersi durumunda birçok kez olduğu, yani senin de orada aynı tür haksızlıkları oluşturduğun birçok şeyi fark edebilmeyle ilgili üste bir başka evreye ihtiyaç oluyor. Zafer Akçay'ın motosiklet videoları geldi aklıma. Bazen bir araba motorcuyu sıkıştırıyor, motorcu sinirleniyor, arabanın soluna geçiyor. Ne yapıyorsun diye bağırıyor, aynasına vuruyor falan. O videolardan bir herifin biri bir kuruyor, motorcuyu atıyor dışarı. Ne yapıyor, ne yapıyorsun? Yani Zafer Akçay diyor ki, motorsun oğlum sen. Yani sen yol vereceksin, geçeceksin, gideceksin, görmeyeceksin. Yani savunmasız olan sensin. Ya hayatta bunu fark etmiyorsun. O tutunma hali. Evet. O abi aslında bunun da temeli işte fabrika ayarlarına baksan korku. Çok büyük korku var arkada. Ahlak diye sarıldığımız, benim diye yapıştığımız şeyler dışarıdakinden korkmamızdan kaynaklanıyor. Dışarıda olan, öbüründe olan şey bize korkutucu geliyor. Çünkü bizim için onlar ölen akrabalarını yiyen yamyamlar mesabesinde bir şey. Bilmiyorsun ki işlerine girmemişsin. Mesela Türkiye'yi 80'lerde o yavaş yavaş küreselleşme, dışa açılma nasıl cidar kanamasına sebep olmuştu, ne tuhaf şeyler. İthal ürünler marketlere girince protesto edenler, bir şey olanlar. Şimdi ne oldu? Yani yediğimiz yerde bir şey kalmadı ki mesela. Çok kolay bir şekilde hayatımız içerisinde difüz oldu. Ama o zaman çok büyük direnç oldu. Şimdi her birimizin mikro hayatında ahlak önemli bir konu. Ve her zorlandığımız yerde aslında bir imtihan var. Ya bu zorlandığım şey, ya gerçekten ben doğru bir şeyin peşinden mi gidiyorum yoksa yanlış bir şey mi biliyorum? Ya orada böyle kendimizi sigaya çekip kişisel düzeyde halletmemiz gereken sayısız mesele var. Ama otoriteler, devletler, kurumlar, mesela okullar, aileler çocuklarına ahlaklı olmayı öğretecekler. Baba neye göre öğreteceğim ben bunu? Şimdi burada büyük bir karın ağrısı var. Çocuklarına en temiz bir ailenin yapabileceği ne var? Hangi kodu teslim aldıysa inançtan, gelenekten, şuradan buradan. Çocuğa ezberletelim, öğrenmezse dövelim, gereğini yapalım. Çocuğu en azından kendini koruyacak malzemeyle donatalım. İyi de yani o aktardığın şey hakikaten çalışıyor mu bugün? Sen hayatında test ettin mi? Daha önce diyoruz ya, kendi hiç dindar olmayıp da çocuk bari öbür tarafta yırtsın diye onu dindar olmaya zorlayan aile modeli. Yani çalışıyor mu gerçekten? Oradan garanti alalım. Ya tabii yani işte mesela çocuğun önünde ne bileyim işte sevişme sahnesi olan sahneyi geçtin, cinayetleri izletmiyorsun falan. Ama asker torpilini çocuğun yanında konuşuyorsun. Şimdi bu daha büyük bir ahlaksızlık olduğunu fark etmiyorsan sen o çocuğa ne ahlak öğretebileceksin? Özetle ahlaki tartışma bence kişisel düzeyde çözülecek. Ben halledersem benim etrafımdaki de benden görüp halledebilecek. Öbür türlü bunu çözmemiz mümkün değil. Ahlak konusunun da böyle bizimkiler çözdü, falanca büyüğümüz söylemiş, yıllardan beri bildiğimiz bir şey falan kafasıyla hiçbir yere gitmeyeceğini görmemiz lazım. Artık bu devir o devir değil. A toplumu başka bir şey. İzlemeyenler A toplumu ile ilgili Can Canan'ları izlesinler. Hakikaten arızalı bir zamandayız. Ama ahlak konusu hiç önemini yitirmedi. Gittikçe de önemi artıyor. Tabii aralarda geçti mesela bu konuyu konuşalım dedim ama ben bu sürenin yetmeyeceğini biliyorum bu konuyla ilgili. Mesela şu sırf cinsellik ve ahlak konusu. Yani hakikaten arıza bir mevzu. Yani bir taraftan cinsellik üzerine bu kadar otoritenin konuşması ne kadar saçma sapansa salın çayıra, mevlam kayıra anlayışında çalışmayacağı kadar insanı tanıyor olmak lazım. Yani burada hakikaten yeni bir akıllı uslu ahlak inşa etmeye ihtiyaç var. Mesela şey fotoğrafı oluşuyor tabii orada. Yani işte az önceki konuşurken söylediğimiz gibi yani bambaşka çelişkileri yaşadığını zannettiğimiz dini anlamda bir kanaat önderinin gerçekten hani cinsel anlamda bizim tuhaf bulacağımız, konuşmaktan sakınacağımız bir konuyla alakalı
yani gerçekçi ya da gerçek dışı, medyadan duyduklarımız çoğunlukla gerçek dışı sınırda bir şey konuşuyor olması da o bir tuhaf bir varyasyon doğuruyor yani. Ben geçen valla yani, Instagram'da kulağıma kadar kızardım yani, tek başıma olmama rağmen o adam bir cemaati anlatıyor yani. Tuhaf geliyor. Aslında sağlıklı yani anlattığı şeyler, tabii bir kısmı tuhaf hani bilimsel olarak belki sorgulayabilirsin ama aslında bu gerekiyor abi, bu insanların bu bilgiye ihtiyacı var. Sen bunu tabulaştırıp dolaba kapatırsan, tukaka yok öyle bir şey, cinsiyet değil o, cinsiyet olsa duramazsın falan diye çocuğu uzaklaştırmalar. Hani bunun bir faydası yok ki. O yarın bir gün sosyal alana karışacak birileriyle, işte flört edecek, evlenecek, neyse. Buna hayatta ihtiyacımız var. Ama bunu tutup da yani ne bileyim işte o anlatılar diyorum ya, mesela bir ortamda oturmuş etrafında 20-30 kişi var, bir şey anlatıyor. Abi o küçük bir gruba anlatılan özel bir sohbet. İnternetin pisliği de bu. Her şey ortaya saçılıyor. Sen falancanın kendi ekibini anlattığına maruz kalıyorsun. Ve sonra onunla aranda bir husumet başlıyor. Gerek yok buna. Orada çalışıyorsa bırak çalışsın. Ama o arkadaş gelip bana bir şey dayarsa o zaman külahları değişeceğiz işte. O zaman başka bir şey. Bunun bir yolunu bulacağız abi inşallah. Ya bu dönem hani o yüzden ara sıra altını çiziyoruz ama çok doğru bulduğum, hala çok önemli bulduğum şeylerden bir tanesi. Hatta bir ara böyle sana bile abartılı bir projedir ama yani Türkiye Etik Kurulu'nu kurmak gerekiyor. Hani birçok şeyle alakalı etik refleks verebilecek bir kurula ihtiyaç var. Bu gerek iletişimle alakalı, gerek toplumsal dokuyla alakalı. Politik jargona girmeden felsefeciler zihniyle etiği tekrar elden geçirmek gerekiyor diye söylediğim bir şey. Şu felsefecilere ihtiyaç var gibi görünüyor. Yani 8 milyarı bütün düşündüğümüzde insan olmayla alakalı zeminde başka bir şeyi tekrar sorgulama, ortak dil geliştirme. Bu arada ahlakla etiği de ayırmamız gerekiyor. Etik doğru yapma kodu demek. Yani o özellikle yapılandırılmış gerçeklikler için geçerli. Mesela hekimlik etiği diye bir şeyden bahsedemezsin ama hekimlik ahlakı diye bir şeyden bahsedemezsin. İnsan ahlakının bir yansımasını hekimlikte bulursun ama hekimlik etiği, hekimlik özelindeki prosedürlerin doğru ve verimli bir şekilde yapılanması bir koddur aslında. İşte internet etiği, hede etiği. Şöyle yorumladım da o yüzden öyle demiştim. Yani ahlak bizim sokaktaki sohbetini yaptığımız konunun kendisi. Bunu düşünsel olarak, zihinsel formüle edilmiş halini etik diye yorumladım. Yani daha felsefeye yaklaşmış i̇şte, halini etik. Yani ben de şunu söylemeye çalıştım. Doğrusun ama ahlaklı olsaydık etiğe bile gerek kalmayacaktı. Zira her oluşturulmuş gerçeklikteki etik kodlar ahlaksızlık potansiyelini engellemek için zaten. Ama yani biz olaydık bunlar olmayacak. Ama o kadar da ütopik bir dünya olmayacak. O yüzden onların hepsine ihtiyacımız var yani. Belki videoyu bitirmeden önce şunun da altını çizmek gerekiyor. 8 milyar insanın bütününü düşünerek yeniden bir ahlak kurmamız gerektiğinde mesela ilk sert cevaplamamız gereken sorulardan bir tanesi yaşadığımız hali, internete ulaşma, yeme içme, barınma, kıyafetle alakalı yaşadığımız kaliteyi, yaşam standardını sağlamak için bizden fakir durumda olan iki kişinin olması gerekliliğinin devamlılığıyla bir sistemin içindeyiz. Mesela bunu cayır cayır, çıplak bir şekilde görmek gerekiyor. Bizim proteine ulaştığımız standartlarda kalabilmemiz için, ayda diyelim ki işte bu yarım kilo et olsun, bir kilo et olsun, birilerinin ayda 100 gram ete ulaştığı gerçekliğini ya da ete ulaşamadığı, temiz suya ulaşamadığı, işte standart gelir gruplarına ya da sağlık güvencesine, eğitim standartlarına ulaşamadığı bir dünyayla bu sistem var olabiliyor. Yani o bir kişiye iki kişi varlığını %100 oranlar böyle değildir ama analojisini oluşturmak için söylüyorum. 8 milyar insanı düşündüğümüzde bu gerçeklik zemini üzerinden konuşmamız gerekiyor tekrar. İşte ve bunun bilindiği bir dünyada bunu görmemek ahlaksızlık. Evet. Yani bunu fark etmek gerekiyor. Ve galiba bu kadar muhabbetin sonucunda ben de şöyle bir şey billurlaştı kafamda. Belki siz sevgili dostlara, dinleyenlere, yarın bir gün dinleyeceklere bir şey olabilir, ilham olabilir. Hepimiz belli ahlaki kodların içinden geliyoruz. Burada mesela benim kendi görevim, geçen sefer konuştuk ya senin Müslüman olduğunu bütün dünyaya göstermiştim. Şimdi o konuda ne dedik? Yani kültürel olarak bir şey alıyorsun, bunu istesen de kurtulamıyorsun. Benim işim şu olmalı. Dünyanın yedi bucağındaki insana ikram edecek neyim var benim? Mutfağındaki her şeyi, camı, çerçeveyi misafire yedirmiyorsun değil mi? Bende yenir ne var? Ahlaki kodlarımdan bunları toplayıp bunları öne çıkarmak, varsa kendi özelimde kullanacağım şey onları kendime saklamak. Ahlak vaaz ederken evrensel, en azından ağ toplumuna uygun bir düşünceyi artık geliştirmeyi öğrenmemiz lazım. Ona buna işte ibadet ritüeli, derisinin rengi, işte selam verirken kullandığı kelime cinsinden yaklaşmanın modası geçerli çok oluyor. Her birimiz bunu yapabildiğimiz zaman evrensel ahlak denen şey insan için zaten teşekkür edecek, zuhur edecek, ortaya çıkacak.
Çünkü herkesin çantasında benzer şeyler var. Biz kıldırgıcıkla uğraştığımız için bence pek anlaşamıyoruz. Yoksa konu çok zor değil. Güzelmiş. Teşekkür ettim. Vay be, ne konuydu.